Sevgili geekler, pandemi şartlarında gördüğünüz online bu düzenek sizi yanıltmasın. Artık arada bir yeni bir programla da karşı karşınızdayız. Aslında bu yeni program değil, eski bir program. Fakat bu eski program yeniden karşınızda. Eski ve yeni birleşince en güzel şeyler olur diye boşuna dememişler. Umarım denmiştir böyle bir şey. Bugün sizler için His Dark Materialler dizisini ilk bölümünü izleyip ulan bu dizinin gerisi izlenir mi? İlk bölümden ne anladık? İlk bölüm güzel miymiş, kötü müymüş falan filan gerisine heveslendirdik mi? Tarzı bir sohbet yapıp izlememişler için de kendi çapımızda bir önerme veya önermeme ile son noktayı koyacağımız bir program ile karşınızdayız. Dizilerin sadece ilk bölümüne ilişkin birkaç çeşitli yerlerinden dizileri tutarak bakmaya değer mi değmez mi? Biz buna bir yatırım yapacak mıyız? Yapsak bunun karşılığını alacak mıyız gibi sorularımız olacak. Bunun benzeri şeyleri biz zaten yazıyoruz sitede. Hani olur da başka dizileri görmek isterseniz listeye de bakın. İBC diye yazarsanız bölüm canavarı diye onları da görebilirsiniz. Site ne site? Geekyapar.com. Ha evet. Teşekkürler. İlk bölümle ilgili olmak üzere spoilerlar bulunabilir. İlk bölüm canavarlarında. Onu bir söyleyelim, uyarımızı geçmiş olalım. Fakat öncelikle böyle biraz daha genel sorulardan başlamak daha mantıklı olabilir belki. Konuşacağımız dizi bugün His Dark Materials isimli diziydi. Bu dizinin türü ve konusu nedir? Mesela özet olarak ne söyleyebiliriz spoilersız olarak? Çocuklar, fantastik evrenler. Çocukların yetişkinler dünyasına atılan fantastik evren türü. Öyle bir şey var ya, genre, hani böyle bir Harry Potter'ların falan filan içinde oldu. Onun öyle bir dizi, fantastik. Fantastik drama olarak geçiyor literatürde. Artık hani sınıflaması o şekilde olmuş. Ben birazdan gene tabii ki soracağım ama belki hani buna bir popüler felsefe falan eklenebilir mi? Valla onu bence ilk bölümden aslında benim cevap vermekte biraz zorlanacağım bir soru. Hatta şunu bana merak ettiriyor. Bunun tabii işte kitabı olan bir eserlerden bir tanesi her zaman olduğu gibi maşallah. Zaten onu diziye başlar başlamaz ha diyorsun bu kitaptan uyarlama bariz yani. Çünkü 50 milyar tane işte arka plan bilgisiyle hemen açılıyor dizi falan. Kitapla dizi hakikaten ne kadar yakın, ne kadar uzak, işte dizi kitaba ne kadar sadık falan. Bunu yani şu an bu sorunun altında bir cevap olarak değerlendirmemin sebebi de kitapla dizinin acaba tarzları, türleri falan da farklı mı? Bizim bir tane bir hoca vardı üniversitede, onun şöyle bir lafı vardı. İki tür fantastik eser oluyor diyordu. Biri işte efendim Yüzüklerin Efendisi falan gibi daha böyle ya da Yüzüklerin Efendisi ara bir örnek de Star Wars gibi işte sırf eğlence olsun, yuvcuv işte şınkılcı bakalım bilmem ne o öyle atlı karıncaya bakmak şey bilmek gibi. Bir de işte efendim mesela Yer Deniz Büyücüsü gibi mesela daha felsefik tarafa ağır basan fantastik eserler var. Onlar da uçan balona bakıp şey binip böyle uzaklaşıp işte gerçekliğe daha geniş bir perspektiften bakmak gibi falan. Ama ben bu diziye veya bu esere diyeyim hani ilk bölümünden açıkçası tam bu bileti kesemedim hangi tarafa doğru ettiğimi ama dizi hali en azından biraz daha şey gibi yani eğlence amaçlımız için gibi sanki. O yüzden biz buna bugün uydurduğumuz civciv tarzı fantastik eser türünde yaftaladık ilk bölümünden sanırım. Aynen. Yapımcısıyla ilgili, oyuncularıyla ilgili başrolü kimler mesela? Belki oradan bazen bazı diziler oluyor sadece bir içerisine yer alan bir oyuncuyla bize güven verebiliyorlar mesela. Böyle bir oyuncu var mı burada? Aslında kalbini tutmaya başladı. James McAvoy güven veriyor. Ama yani James McAvoy güven veriyor diye burada bitirirsem saçma olur. Yani iyi bir oyuncu olduğu için bir yandan da şey var. Abi bu adam ucuza gelmemiştir. Bu yapıma da çok para dökmüşler. Belli yani çünkü yani mekan çekimleridir. Efektler de çok böyle şey değil, ucuzda gözükmüyor. Hani bir yok, para dökmüşler tamam mı buna? Hani bazen bazı şeyler bir sürü para dökünce zor, kötüleştirmek zor oluyor diyeceğim. Sonra Game of Thrones'un son sezonu aklıma geliyor. Ama onun haricinde üstüne para dökülen şeyleri en azından bir şey hissediyorsun. Hani bu adam buraya gelmezdi hissediyorsun. Sonra aklıma 9 kere Leyla geldi yorum yazdım. Söylediğim her şeyi geri alacağım falan. Ya o bir garanti değil canım ama James McAvoy ben de genel olarak böyle dediğim dedirten yani o varsa bu projeye bir şans tanınır falan diyeceğim oyuncularda. Küçük kızın da varlığı benim ilgimi çekti tabii.
Kendisini Logan'dan tabii hatırlıyoruz ki evet. Biraz hatırlamakta güçlük çektim ben. Sonra onu internette okuyunca bu kız o kızdı falan oldum hakikaten. Ama hatırlamakta güçlük çekmemin sebebi ben o kızı zaten yani Güney Amerikalı falan zannediyordum. Böyle Meksikalı falan zannediyordum. Hani o filmde İspanyolca falan konuşuyordu ya. İspanyol kız, zaten. İspanyol İngiliz aktör. Bu ne be? Ben de diyecektim ki kızım yani... İngilizmiş diyecektim de yani. Hem İspanyol hem İngiliz öyle mi? Bu dizinin posterlerinde hep böyle Lin-Manuel Miranda'yı da gösteriyorlar. Bu Hamilton'ın yazan adamı. Ve ben bütün bölüm o adamın da çıkmasını bekledim. O adam çıkmadı falan böyle. Hani şey oldu. Nerede bu adam diye bir sordum. Onun dışında bence atlamamız gereken bir isim daha var. Ruth Wilson. Ablamız. Son bölümün sonlarına doğru geldi. Ben kendisini The Affair'den tanıyorum. Çok da beğendiğim bir oyuncu kendisi. Onu da atlamak istemedim yani. O da başrollerden bir tanesi. Ve o kadın şeydi kadın değil mi? Maymun olan neydi? Mrs. Olur Coulter gibi. Evet maymun olan. His Dark Materials'i izlemek istesek bu bizim ne kadar zamanımızı alacak? Bir saat değil mi yaklaşık? 50 dakika 50 küsur dakika falandı. Bir bölümünü demek istiyorsun tabii. Ya bir bölümü evet. Bir sezonunda kaç bölüm vardı? Valla onu bakmayalım. 7 bölüm var bir sezonda. Çok fazla vaktini alacak bir dizi değil kısacası. Yani kısacası böyle 8 sezonluk işte her sezonu 24 bölüm. Öyle dizi olmamaya başladı zaten son yıllarda. Evet. Bu da o kafada gitmiş maşallah. Ben ama şey geldi yani hakikaten ilk bölümünü izleyince. Böyle o kadar bölüm sayısı aslında az geldi. Yani. Çünkü böyle çok fazla bilgiyi hakikaten sundu. İşte o, hani şeyi hemen anladın yani bunun kitabının yazarı. Bayağı bir sürü değişik kuralı olan bir dünya yaratmış etmiş işte o yok cinler evet. Minler paralel şeyler yok dust falan bir şey. Onlarla ilgili belli ki 50 tane şey çıkacak. Onların hepsinin çok böyle kapsamlı çıkamayabileceğine dair bir ön yargı oluşturdu bende yani az bölüm sayısı. Ben genelde dizi seçerken çünkü üzerimize gerçekten binlerce dizi yağdığı için özellikle işte Netflix'tir, Amazon'dur, şudur budur kablolu TV'ler bu kadar yaygınlaşmış durumdayken şuna kıymet veriyorum. Hani bir diziyi sevdiysem diğerini de sevme ihtimalim varsa ikisi birbirine yakın olan dizileri görmek istiyorum. Ya da ben bir türü seviyorsam o tarz bir dizi diye bir şeye başlıyorum. Çünkü her yerde öyle yazıyor. Mesela fantastik drama diye açıyorum. Karşıma bir sürü şey çıkıyor ama bu bir sürü şey birbirinden çok alakasız olabiliyor. Evet, ve bu beni mutsuz ediyor. O yüzden dizi seçiminde iyi bir kriter olduğunu düşündüğüm için bu diziye benzer hangi diziler var? Ya da sadece dizi olmak zorunda değil, film de olabilir. Yani neyi seven bunu da sever diye bir soru sorayım. Mesela şunu fark etme, yani bu dizi izlemeye başlayınca dedim işte bu koskoca bir roman, bir işte altyapısı olan şu böyle bir şey. Benim de haberim yok yani daha önce duymamıştım, etmemiştim falan. Ve yani çok uzun zamandır yeni bir fantastik evrene şey yapmıyormuşum yani kapılarımı açmıyormuşum işte yelken açmıyormuşum neyse. O yüzden yani ben böyle bu diziye benzer ne var sorusuna Harry Potter'ın ötesine gidemedim maalesef. Özellikle de video olarak yani cevap veremedim yani. Ama işte bu tarz dizileri uzun zamandır takip etmiyorum. Fragmanlarına denk geliyorum. Aslında olduğunu biliyorum. Ama şu an hakikaten maalesef bu soruna verecek doğru düzgün cevabım yok. Sadece Narnia vardı. Aynen. Bir onu çağrıştırdı ki o da eski bir örnek. Yani kaç sene öncesinin filmi şu an. Bir de biraz estetik anlayışı olarak şeyi çağrıştırıyor. Şu Lemony Snicket neydi onun adı? Biraz onu çağrıştırıyor. Belki onları beğenenlerin biraz hoşuna gidebilecek bir şey gibi ama bu iki söylediğim örnek. Fakat tam da değil aslında yani. Biraz daha işte yani işte yani Narnia aslında fena değil. Narnia'ya benziyor denebilir belki. Hı. Ama işte o estetik olarak da öbürü belki. İşte genel olarak o şeyde de söylediğimiz türünde de hani macera artı çocuk artı kader üçlemesini seven, hani bu temaları seven insanlar bunu da sever yani. İşte steampunk estetiği sevenler sever. İşte evet. Evet doğru. Steampunk şeyi var. Estetiği var. Ben size ekleme olarak sadece iki tane şey söyleyebilirim. Biri biraz eski. Aslında yeni uyarlaması da var bir tane ama ben henüz izlemedim. O yüzden eski olarak söyleyeceğim. Oz Büyücüsü. Bana çok hatırlattı yani. Hem o arkasında aslında anlatılan hikayeden çok fazla daha farklı bir şey olması. Mesela o dust olayı. Belli ki orada bir tozdan bahsetmiyoruz. Başka bir şeyden bahsediyoruz gibi. Hem orada da bir takım böyle hani cesaret gibi bir takım şeyler vardı. Ve işte hayvan kullanımı aynı şekilde. Aslında onların ruhu sembolize etmeleri
Ve tabii ki gene genç bir çocuğun aslında olması, sihirli nesneler, gizemli nesneler yoluyla bir yerlere gidilmesi falan gibi şeyler sebebiyle Oz büyücüsündeki tadı ben aldım gibi düşünüyorum biraz. Bir de şunun da etkisi var aslında. Doğru tarz olarak biraz Tarihsiz Serüvenler dizisini hatırlatıyor. Ama Tarihsiz Serüvenler dizisi biraz daha absürtlüğünde, hani biraz daha hafif komiklikler, trajikomiklikler taşıyordu ya. Bu biraz daha Oz Büyücüsü gibi daha böyle karanlık ama ümit edebileceğimiz bir dünya izlenimi yarattı bende bu dizi. Şöyle bir soru sorsam daha mı iyi olabilirdi? Hani evet, ona da hazırlayacağım. Hitap eden fantastik dramalar arasında benzediği çok fazla şey varmış anladığım kadarıyla. Yani bu türü genel olarak seven herkes bunu sevebilirmiş, değerlendirebilirmiş. Peki ama bu türde mesela neye benzemiyor? Belki bu bir ayırıcı nokta olabilir. Ben bir tane şey söyleyeceğim burada, bu eksik bulduğum gibi. Şimdi normalde hep bu fantastik çocuk evrenlerini içeren şeylerde hep arkadaşlık teması olur ya. Böyle Harry Potter'da var, Narnia'da da kardeşler. Mesela böyle çocukların olduğu şeyde o bir yazdır, arkadaşlarımız var, hepimiz beraberiz. Burada o yok. Bu kız biraz daha yalnız, hani bir cin şeyi var, demon'ı var. Okey. Ama hani onun dışında bir arkadaşı şey yok gibi ve onun üzerine mi oynayacaklar, hani arkadaşı olmadığı için bu kız çok büyümek zorunda mı kalacak erken yaşta? Hani onu oynarlar mı bilmiyorum ama ben onu eksik hissettim. Mesela çünkü şeye baktım, hani daha çocukların olduğu dizilere baktım. Mesela şey de olabilir, bir mesela Stranger Things atıyorum. Yine çocukların üstünde geçiyor. Sıra dışı bir şey var. Ama arkadaşlık var. Burada o yok. Hani yine böyle tek bir kız, işte çok özel bir kız falan, yani yetişkinlerin dünyası ama işte falan, böyle öyle bir evrende ama arkadaşlık yok. O yüzden onu benzetemiyorum yani. Bence arkadaşlık yok değil de asıl şey yok. Yani demek istediğine ben düşünüyorum. Böyle çocuk ekip yok yani, anladın mı? Mesela atıyorum şey vardı ya, mesela animasyon neydi onun adı? Dragon Prince'ti galiba. Onu izlediniz mi siz? Dragon Prince değil miydi? Neydi geçen senelerde çıkan bir tane Netflix animasyonu? Şeyi yapanlar işte, Last Airbender'ı yapanların yeni dizisi. Neyse ben onu izledim. Mesela onda da mesela Last Airbender'da, yani gene onu da örnek verebilirim yani. Böyle bir çocuk kadro oluyor da hani hep beraber bir şeyler çözüyorlar filan. Ama bizim kız böyle biraz daha yetişkinlerin bir takım dünyasına itilecek, orada kalacak gibi geliyor. Böyle bir düşünceye sahip olmanın bir sebebi de bu kızı gene seçmiş olmaları. Yani Logan filminde de öyleydi yani. Evet, bu arada. Logan'da da yani aynen diğer çocuk arkadaşlarıyla beraber değil, yani işte yetişkinlerle beraber. Gerçi filmin sonunda o sıkıcı şeye bağlıyordu bence. Ben onu sevmiştim Logan'da ama her neyse. Ama evet yani o açıdan farklı hakikaten. Diğer çocuklu fantastik maceralardan osu belki başka olabilir gibi hakikaten. Yani en azından şeyi söyleyebiliriz değil mi? Bu Teen Wolf gibi bir takım gene genç yetişkinlere hitap eden kurt adamların, vampirlerin olduğu dizilerden biraz daha farklı bir dizi var karşımızda. En azından onu söyleyebiliriz belki. Farklı. Yok, onlarla çok farklı ya. Bayağı farklı. O zaman tekrar spoiler uyarımızı, yani bu dakikadan sonra bölüm içeriğiyle ilgili neyi sevdik, neyi sevmedik biraz daha detaylı bir şekilde konuşalım istiyoruz. Onu da söyleyelim. Eğer ilk bölümü izlemediyseniz buraya kadar çok fazla spoiler yer almıyordu. Buradan sonra ilk bölüm üzerinde olmak üzere biraz spoiler yer alabilir diyorum ve soruyorum. İlk bölümde neyi sevdiniz, neyi sevmediniz? Genel olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı bölümle ilgili? James McAvoy'ı niye öldürdüler ya falan diyormuşum. Öyle. Öyle bir şey yapmadılar. İyi ki de. Yoksa zaten ikinci bölüm izlemezdim falan. Neyi sevdiğim zaten belli şu an söylediklerimden de. Şeyi sevdi, yani işte bu önce senin dediğin şeyin ben de takıldım. Çok fazla şeyi sundular, tamam mı? İlk bölümde attılar üstümüze bilgi bilgi bilgi. İşte Dust var, Magisterium var, işte Jordan College var. Hani bunları attılar ve şey, yani bir de çingenler var, işte hamburgerler var. Ona çingan diye çevirmişler bu arada. Çingan, evet. Evet, şey diyordu değil mi? Egyptian diyordu. Yani o sanki Egyptian diyordu. Yani Mısırlı anlamına gelen Egyptian kelimesinin bir versiyonu gibiydi sanki, değil mi? Bana şey gibi geldi. Bu Peaky Blinders'ta da böyle bir şeyler vardı ya, çingenler vardı ya. Ama işte onun gibi ama değil gibi yapmışlar. Anladım. Orayı da. Gibi. Evet. Zaten onun gibi ama değil gibi baştan söyle yani. Bu dünya işte sizin dünya gibi ama değil gibi. Ha, ama değil gibi. Her şey azıcık kıvıracak falan. Azıcık kıvıracağız. Ya o tip şey, çok fazla şey yaptıkları için ilk bölümde bir şey oldum. Hani
acaba buradan nereye gidecek? Yani biz hangisini takip edeceğiz? Evet. Ve hepsini takip etmek zorunda mıyız? Senin o kaygını yaşadım yani. Hani bir anda hoşuma gitti. Okey, güzel bir dünya var. Dünya kurulmuş burada. Hani belli. Ama bir yandan da hani abi dur, hepsini şu an söylemene gerek yok. Hani... Evet evet, yani klasik ilk bölümden seyirciyi yakalayalımcılık telaşını, yani telaş olmak zorunda değil de hani bunda biraz telaş etmişler gibi düşündüm ben. Evet. Bu dediklerine eklemeyeceğim. Şey, katılıyorum yani, karşı çıkmayacağım. Sadece şunu ekleyeceğim. Ama şey bayağı ilgimi çekti benim. Yani her zaman ilgimi çeken bir çelişki konusudur o. İşte bir şey var. Bilim kurumu var. İşte Jordan College falan dedikleri. Evet. Onun işte efendim himayesinin hem altında ama hem biraz bağımsız falan gibi olan bu Magisterium dedikleri, ki onu da sahnelerini görünce, birbirlerine father bilmem ne falan dediklerini duyunca biraz daha böyle dini bir şey kurmaya. Yani hatta belki ne bileyim, o da bir çeşit papalığın belki şeyi kendince, yani yazarın metaforudur. Attık bu yani. Bunu hani bir bölüm izledik ama hani böyle bir işte dogmayla işte özgür düşünce falan çelişkilerinin bir tema olarak alttan alta olması, o benim en çok ilgimi çekti. Şey falan ilgimi çekmedi açıkçası. Yani işte ay herkesin işte bir cini var, o yok, bir yaratık önce bilmem ne oluyor, sonra bir gün efendim vakti geliyor da işte bir çeşit hayvanda işte yok en son buluyor kalıyormuş. Yani o zaman kadar değişiyor. Mesela o kuralları falan, abi şimdi bu yaştan sonra yeni bir fantastik evren öğrenemeyeceğim hissiyatı verdi bana, anladın mı? Ben de aslında benim Demon'lar çok ilgimi çekti. Senin aksine Ömercan. Şu açıdan ama hayvan olmaları gibi değil de ben biraz daha alt metin arıyorum izlediğim şeyde. Hani belki bazen bu beni bir aşırı yoruma götürüyor olabilir. Ama zaten 3 kişiyiz. Hani eğer aşırı yorum yapıyorsam zaten siz de burada beni uyaracaksınız. Ama ben şu şekilde düşündüm. Uyarın ya da, yani öyle diyeyim. Şu şekilde düşündüm. Şu ilk başta şu dikkatimi çekti. Şimdi zaten hayvan olunca benim dikkatim cezbediliyor. Bu bir. Şimdi ona yapabilecek bir şeyim yok. Ben böyle bir insanım. Ama şu da dikkatimi çekti. Dişi, yani kadın bireylerin şeyleri, demonları, ruhları erkek seslerine sahipti ve erkek isimlerine sahipti. Aa, hiç fark etmedim ben bunu. Ama ben... Erkeklerin yani şeyleri, demonları, yaratıkları da şeye sahipti, dişi seslerine sahipti. Bu her zaman böyle mi bilmiyorum ama ilk bölümdeki hepsi bu şekilde. Yani istisnası belki kitapta falan vardır. Onu ben bilemiyorum. Ben dizi ilk bölümü üzerinden söylüyorum. Bu benim şu açıdan ilgimi çekti. Hani insan ruhunun bir yansımasıymış ya bu. Aslında familiar gibi değil. Biz aslında biliriz ya, hani fantastik evrenlerde familiar diye bir şey vardır. Ama bu sanki böyle çağrılan bir şey değil de, yani orada başıboş gezen bir şeytan gibi bir şey değil ya da ruh gibi bir şey değil de, insanın kendi ruhu olduğu için oradan biraz ilgimi çekti. Her erilin içinde bir dişil, her dişilin içinde bir eril vardır. Bu anima animus muhabbetleri. Benim ilgimi çekti yani. Daha sonrasında daha detaylı ben görmek istediğimi düşündüm. O hayvanlardan yola çıkarak bunu. Şey, benim de ilgimi çekmişti. James McAvoy'un kaplanı, kaplan mı oluyor o beyaz? Evet. Birisi aşırı... başak derse bilemeyiz yani. Büyük kedisi. Birisi aşırı cool bir hayvan. Yani hani adam zaten cool, o da aşırı cool. Bir de hani sesi falan da çok şeydi yani. O hani karakterleri ve Demon'ın ile beraber cool'luk üzerine oluşturmuşlar. Okey, ama böyle bir şeydi, hoştu. Mesela o bizim sonra Miss Coulter dedikleri kadın daha böyle şey, maymun var hani ve o maymunun kendisi bile şey yapıyor, dedi bundan bir şey çıkacak, bir güvensizlik veriyor yani o kadının Demon'a. Hani olur ya bizim maymunlara gider bir şeyini çalar falan böyle şeylerde. O öyle bir şey var yani, bir şeylik var onun bakışlarında. Çocuklarınki hep böyle küçük hayvanlar, onlar şirin. Tamam, ama çünkü büyüyecek işte galiba falan, değil mi? Yani ergenliğe yani, bilmem neye girince oturuyor. Teknik bir eleştirim var benim. Yani bu benim maalesef aşamadığım bir şey oluyor. Böyle hayvanların konuştuğu her dizide, filmde yaşadığı bir problem. Bazen şunu pek yapamıyorlar mesela. Şimdi kadrajda, tamam mı? İşte orada oyuncu var, başka bir oyuncu arkada. Burada bir küçük hayvan var falan. Biri konuşuyor ve o hayvanın konuştuğunu anlamıyorum mesela. Evet, evet. Çünkü yani hani o biraz zor bir şey, onu teknik. Yani onu nasıl, ben o zaman nasıl yapardım bilmiyorum. Yani aklıma şeyler falan geldi. Atıyorum,
Ne bileyim ben mesela Yüzüklerin Efendisi'nde işte entlerin konuşmasını sen anlıyordun direkt. Çünkü o kendi fizyolojisinin getirdiği bir ses tonu katıyordu filan. Ama burada şimdi mesela şunu hayal gücüm bana hep şu soruyu sordurtuyor. Ya işte kaplanın ağzı, çenesi filan insanınkinden farklı. Ama orada işte İngiliz aksanlı bir tip böyle bir de yani oyunculuk vere vere konuşunca tamam böyle bir ilkel bir hayvan gibi değil de böyle kompleks bir duygular vere vere konuşunca filan onu oradaki o hayvan ki animasyon olmasına rağmen bir de eski filmlerde gerçek hayvanlar olurdu iyice aptalca gözükürdü falan. Yani bu animasyon olmasa ve ağzı böyle kıpırdıyor olmasına rağmen ben biraz onu böyle yani kaptırmakta kendimi zorluk çekiyorum. O biraz maalesef bir türlü inandırıcı gelmiyor bana. Ben katılıyorum bu arada. Ben de ilk başta izlemeye başladığımda şeyi çok algılayamadım. Hani bunun konuştuğunu mesela kim duyuyor? Herkes duyuyor mu? Ha, ben duyuyorum da izleyici olarak. Oralar çok biraz belli belirsizdi. İkinci olarak benim çok ilgimi çeken bir şey de bu toz dedikleri şey. Ama ondan daha ziyade yani fantastik olarak toz değil de o tozun arkasından bir dünya görünmesi ve meğersem birden çok dünya olabilirmiş. Hani biraz bu paralel evren, belki zamanda düz olmayan bir çizgi. Hocam bilmiyorum. Bunlar belki falan değil. Bunlar dizinin başındaki jenerik bir tipte böyle bir dünyaları çevik göstermesinden anlamıştık aslında ben zaten. Ben onu bilmiyorum. Yok hayır şu açıdan belki dedim. Şu an birinci bölümde olduğumuz için hani ne zaman buna geçeceğiz bilmiyoruz. Evet. Yani bu sezon görecek miyiz mesela böyle bir şey? Ya da bunları görüyor muyuz yoksa bunlar üzerine konuşuyor muyuz sadece dizide? O yüzden belki dedim. Bir de şey, bütün bunlar dizi toparlanıp bittiği zaman bize böyle tematik olarak bir şey anlatıyor olacak mı? Onu da ben merak ediyorum. Yani işte hani gene böyle romanı bunun işte meşhurmuş falan filan. Bu kadar iyi, başarılı bir romansa bir şeyi vardır. Hani bütün o fantastik ögeler bir işe yarıyordur herhalde diye düşünüyorum ama bakalım dizi onu başaracak mı yani? O kısımlarda fantastikten ziyade biraz daha bilim kurgu olabilir diye düşündüm. Bu arada bilimi sadece şey olarak pozitif bilim olarak kullanmıyorum burada. Hani felsefeyi de biraz içine katarak konuşuyorum. Onu da şu açıdan düşündüm. Majestürüm falan bunlar konuşuldu. Kafirlikten de heresiden de. Bu bana direkt olarak şunu hatırlattı. Mesela bu ilmi sığınak hakkı dedikleri bir şey var. Evet. Akademi buna dayanarak, bu hakka dayanarak hani hem Ömercan'ın dediği gibi hem üstünde ama üstünde de değil. Yani bilim bir yere kadar özgür falan. Bunlar çok aslında reform hareketi anlatıları gibi geliyor bana. Dolayısıyla ben şöyle düşünüyorum. Bu kitabın da öyle bir tarafı varsa hani aminler, kafirler, pederler gibi bir tarafı varsa aslında arkasında anlatmak istediği şey şu tozla ilgili şu cümlede birleşince toz küçük çocukları etkilemiyor. Sadece yetişkinleri etkiliyor. Yetişkinlerin hepsini sarmış durumda. Ama küçük çocukları henüz sarmamış. Bununla birleşince ben biraz bunu artık ne diyeyim dini bir şey olarak okuyorum. Dolayısıyla işte bana biraz hani fantastikten ziyade sanki böyle bir şeyler söylemek istemiş de bunları tam olarak söyleyememiş. Onu bir sembolün arkasına gizlemiş. Bu sembolü de bilim kurgudan ya da fantastikten almış gibi geldi. Bu böyle ben mesela ilk bölümde şeyden dolayı seviyorum. Yani güzel şey, kahraman hikayesine başlangıç oluyor klasik. Ve hani belki ileride başka dizilerde de konuşuruz bunu. Böyle bunu işledik, bunu çok iyi işleyen bazı ilk bölümler var. Ve aman ne kadar güzel bir bölüm falan diyorum böyle. Onu mesela burada da şey vardı. Ne güzel yani okey tam bize her ne kadar çok bilgi dökse de bir kahramanı sundu. Biz de onun öncesiyle ilgili merak ediyoruz şu anda. Evet daha sonra ileride bu kız bir maceraya atılacak ve ilk adımı attı. Ve bakalım şimdi ne olacak falan gibisinden. Ve böyle ilk bölümü baymadı yani. Bir şey bir ilk bölümdü. Hani belki daha az bilgi verebilirlerdi. Okey. Ama onun dışında böyle hani güzel bir ilk bölümdü. İlk bölümde hangi zamanda olduğumuza dair bir şey aldınız mı siz? Size böyle bir şey geçti mi? Mesela şeyi merak ediyorum. Tamam bize benzeyen farklı bir dünyadayız da. İşte bu dünya mesela 18. yüzyılımıza mı benziyor? Yoksa ileri bir tarihte miyiz? Yoksa çok mu farklı işliyor zaman? Böyle bir ipucu var mıydı benim kaçırdığım mesela? Yani bence senin kaçırdığın bir ipucu yoktu. İşte bariz ipuçları vardı. Yani işte cep telefonu yok ama elektrik var falan. Yani ping pong falan dediğimiz ne böyle?
20. yüzyıl ama 20. yüzyılın başları falan gene gibi herhalde. Bana da şöyle bir şey geldi. Bunu şeyde Tarihsiz Serüvenler dizisinin serisinin de yaptılar. Yine o steampunk havayı alıp bazı teknolojiler koymak ama tam olarak zamanı da söylememek şeyi var. Dizisinde bunu, çünkü dizisinin röportajını falan izlediğinde de bunu çok bilerek yaptıklarını söylemişlerdi. Yani bir, o var olan hikayeyi bir zamana oturtamama. Çünkü mesela aslında kadının giyimi gayet modern sayılabilecek bir giyim. Mesela küçük kızda da hani gayet moderne de uygulanabilir kıyafetler. James Bond'un kıyafetleri de öyle. Hani çok şey diyemezsin, eski bir zaman diyemezsin. Doğru. Ama teknoloji yok, zeplinler var işte steampunk havasından dolayı falan. Hani çok da zaman vermek istememiş olabilirler. Çünkü bizim evrenimizden de farklı bir evren ya burası falan böyle. Yani... Anladım, yok yani sadece bir sorayım dedim. Belki ben kaçırmışımdır diye. Yani hangi yüzyılda geçiyor olabilir gibi. Ama dediğiniz gibi belki hani şey olabilir. Başka bir dünyada olduğumuz gibi bu dünyaya uymayan başka bir zaman da olabilir yani. Yani çünkü şeyden dolayı sordum. Mesela hem böyle bir dogmatik, baskıcı bir yönetim var. Bunu gördük. Hem de aynı zamanda mesela Lyra şeyi görünce, Mrs. Coulter'ı görünce şey dedi. Kadın kaşif misin sen de dedi. Doğru. Demek ki bu bu kadar garip karşılanmıyor. Yani normalde mesela kilise, zaten çoğu kişi de erkekti. Normalde böyle bir dogmatik bir yaklaşımın olduğu bir zamandaysak, genellikle o akademik insanlar arasına ya da kaşiflerin, kaşif mesela çok şey bir şey ya, tehlikeli, ileri bir şey aslında. Hani onun kadın olmasını çok beklemezsin gibi, öyle bir zamandaysak. Yani kendi dünyamız için konuşuyorum ben tabii ki, başka bir fantastik evren için değil. Ama en azından şunu biliyoruz, işte akademide din baskınken genelde kadınlar çok öyle hoca olamazlar. Ya da işte kaşif gibi evden çıkmalarını, uzakta kalmalarını gerektirecek mesleklerde bulunamazlar. Fakat Lyra gayet normal karşılıyordu şeyin kaşif olmasını. Din baskısına rağmen seksizim yok. O kadar da normal karşılamıyordu ya. İşte kadın şey falan diye biraz şaşırmıyor muydu sanki? Ama şey hani bu sonradan kadın dedi ya hani buna şaşırır mıydın gibi bir şey söylüyor. Sonra Lyra şey diyor, yok şaşırmazdım aslında ama böyle giyinmiyorlar genelde diyor. Doğru. Şeyde altın pusulanın aslında altın pusula kısmı. Evet, filmde mesela onun çok, filmde önemli bir öğeydi o. Hatırlıyorum şeydekinde de. Burada mesela bir gösterdiler, bir şey dediler. Bunu ruhunla senin çözmen gereken bir şey falan deyip böyle kıza verdiler ve hani abicim bir tık daha yardım edebilirdin. Evet. Yani o konuda biraz şeyim ya. O konuda biraz yani şov yaptıklarını düşünüyorum ve evet, yani kızın kendisinin çözmesinin gerekmesiyle ilgili çok iyi bir cevap çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa evet. İşte neydi o akademi başı adamın? Ya yani o yani dallamın değil yani. Böyle saçma şey mi olur? Allah Allah. Evet. Ama yani bunun işte çok iyi bir sebebi var demek ki falan diye şimdilik okey dedim yani. Evet, böyle şey kızı sor yani şey hissettim böyle. Kız ilk önce ya bana ne kardeşim almam dedi ya. Hani çok haklı bir tepkiydi bence. O bana niye veriyorsun lan böyle bir şey? Devamında ne olmasını bekliyorsunuz? Mesela nasıl ilerler sizce? Bu arada bu hani sizin umduğunuz şeyi değil. Biz ilk bölümden yola çıkarak ikinci bölüm nasıl olur? Büyük bir hikaye örgüsü olacak ama böyle küçük küçük şeyler de göreceğiz böyle. Bir arada böyle hani hikaye örgüsüyle bağlı olmayan ve o fantastik evreni keşfedeceğimiz küçük bölümler de göreceğiz böyle hani şey bölümler. Hani bunun hikayeyle çok alakası yoktu ama hani evet böyle bir şey de görmüş olduk hani. Öyle arada bağımsız bölümler de göreceğiz ama yani bir büyük bir hikayemiz olacak. Yani mesela ben hani Ömercan şey sordu ya, Kuzey'i görsen mi sormuş Ömercan? Kuzey'i gidecek miyiz, görecek miyiz oraya, o şehri görecek miyiz? Sen mi sormuşsun? Evet. Oraya anımıza birinci sezonda gitmeyi umuyorum. Ben umarım gitmeyiz birinci sezonda oraya. Hani çünkü o bir yani gidersek de sonrasında çok fazla şey olması lazım. Çünkü birinci sezonun şeyi yani bir şu anda kurulan yer kızın hedefi o ya. Kuzey'e gitmek. Kuzey'e gitmek hedefinden sonra çok fazla şey olması lazım. Ya kuzeye gideceğiz ve ikinci sezonda kuzeyi çok keşfedeceğiz ya da daha kuzeye gidemeyeceğiz. Kuzeye gidene kadar başımıza olaylar gelecek vesaire. Ya evet, herhalde önce bu çocuğun kaçırılması falan mevzusuyla daha çok ilgilenecek. İşte zaten Londra'ya gidecekten, gidileceklerdi.
Ben onu işte şunu sen herhalde hatırladın ya. En başta işte biraz onu internetten de gördüm dedim. James McAvoy'u bir süre görmeyeceğiz falan. Yani o böyle daha böyle az oynuyor dizide falan. Ben de o yüzden yani bir süre o Dust nedir? Magisterium'un derdi nedir? İşte öbür dünyanın olması, bunun kafirlik sayılması, bu niye bir problem falan filan. Bunlar çok sonra cevaplanacak gibi gerçekten. Biraz daha işte kızımız işte böyle hani Harry Potter gibi kendi küçük dünyasından şimdi uzaklaştırılacak işte bu üniversitede falan filan. Dış dünyayı dış dünyayı görecek. Bir de şu şeyler işte hani o hamun ve de işte çinganlar minganlar filan onlarla bir daha çok bağ olur gibi geliyor bana sanki kızla arasında filan. Ve sonuç diyorum o zaman bu diziyi izler misiniz, izlemez misiniz? Sadece ilk bölüme dayanarak bir soru size. Ya ben galiba izleyeceğim. Bunu böyle tereddüt ederek söylememin sebebi çok merakımı çelmedi gerçekten. Yani böyle biraz hakikaten şunu atamadım üstünden. Yani böyle işte yeni bir fantastik evren, işte yeniden böyle bir genç karakter, çocuk karakter. Çocuk karakter olunca şu önyargı oluşuyor benden. Yani öykü ne olursa olsun birinin büyümesini anlatacak, anladın mı? Onu da yani 30 bin kere artık ben çocukluğumdan beri takip etmişim yani. Harry Potter'da da görmüşüm, Örümcek Adam'da da görmüşüm, Star Wars'da da görmüşüm filan falan, Yüzükler Efendisi'de de görmüşüm. O biraz şey yaptı ama hakikaten o Magisterium, işte Dust'mış, öbür dünyalar falan, o da ilgimi çekmedi değil. Eğer şöyle bir alışkanlığım olsaydı, internetten girip bütün böyle işte hani senaryoyu, spoilerları okuyup filan öyle tüketirdim belki ama öyle bir alışkanlığım yoktu benim yani. Hani izlemeyi severim. O yüzden ben kitabını oku o zaman. Evet ya yani aslında işte o da bir fikir olarak aklımdan geçiyor. Diziyi boş verip direkt kitabını mı okusam diye falan ama şimdi gidip böyle 8 cilt bir şöyle bir fantastik şeyle karşılaşmak istemiyorum. Ben olsun çıkıyor olurum. ben bence bunu 1-2 bölüm daha izlerim. İşte onu da artık o 1-2 bölümün şeyi karar verdirtirim. Yani devamını getireceğim. Ya ben de öyle yani tekrar da Ömercan'a katılıyorum. Dedim ya bunu izledim bir. Hatta bu arada ben bunu ilk bölüm canavarı yazmak için izledim. Sonra yazmadım daha. İzlemedim dedim. Aramızdaki sonra, hainleri buradan evet, böylelikle. Sonra videoyla yazına yani yazım a ihanet etmiş oluyorsun sevgili hanım. Evet gerçekten yani ve şu anda hatırladım bunu ve de ilk bölümünü izleyip bıraktığımı. Çünkü aslında biz böyle yani yazayım yaşadım sonra kaynadı ve sonra geri dönemedim falan böyle. Hani şeyden değil dizinin kötü bir yanı yok ama hani Ömer Can'da dediği gibi hani biz bunu izledik çok farklı bir şey yapmadı aslında dizi. Çok böyle beni bir yerde bir çelecek bir şey yapmadı. Hani belki Lin-Manuel Miranda gelene kadar izlerim sonra orada da o da beni sarmazsa yine bırakırım falan. Seviyorum o adamı ne yapayım? Yani, yok ama hani sürekli adamlar üstünden şey yaptığını dikkatini çekiyor bilmiyorum sürekli aslında. Ya sanatçılar sevdiğim sanatçılar üzerinden. Ben kızdım olsun bu arada şey olarak ilgimi çekiyor küçük kız Layra. O da o kızda da böyle şey tipi var yani gerçekten maceraya atılacak ve böyle o maceranın böyle yumrukla dalacak o maceraya öyle bir tipi var kızın. Evet, macerayı parçalayacak falan bir tip var ve merak ediyorum o kız ne yapacak. Evet. Ben aslında daha önceden diziyi izleyip izlemeyeceğime dair yorumumu yapmıştım diye sayıyorum kendimi. Ben izledim diziyi. İkinci sezonunda henüz ikinci sezonu tamamen izlemedim ama onu da başlayacağım. Devam da ettireceğim. O yüzden benim oyumu ne kadar geçerli sayarsınız bilmiyorum. Fakat genel itibariyle fantastik oy yok. En geçerli sayılacak oy falan gibi. Orada çok izlemiş. Kanıtlanmış. Genel itibariyle hani fantastik dünyaları seven insanların kaliteli bir dizi arayışındalarsa bunu değerlendirebileceklerini düşünüyorum. Çünkü işte fantastik çok geniş bir tür oldu ya artık. Yani içine bir tane kurt adam koyunca ya da bir tane vampir koyunca veya işte bir tane böyle konuşan kedi koyunca bile fantastik olabiliyor şu anda herhangi bir dizi çıktığı zaman. Bu öyle oluyor diye söylemiyorum. Hani doğrusu budur diye söylemiyorum. Tanıtım açısından söylüyorum bunu. Yani bu şekilde tanıtılabiliyorlar. O yüzden böyle bir zamanda eğer arıyorsak fantastik kaliteli bir dizi olsun. Bence hem bütçesiyle hem oyuncu kadrosuyla hem de işte genel senaryosuyla o da bir kitaba dayanmasından sanırım gene hareketle kaliteli bir diziydi izlenilebilir diye düşünüyorum. His Dark Materials yani onun kara materyali. Bu arada dizinin adının neye delalet olabileceğine dair en ufak bir şey konuşmadığımızda. Ya bu arada bak söylemeden olmuş.
bunu söylemeden geçersek gerçekten ayıp olabilir diye düşünüyorum. Bu bana, isim pazarlama açısından hiç iyi bir isim değil. Yani bana gerçekten geçen şeyler çağrıştırıyor zaten yani. Çok ayıp. Ya müstehcenliğinin evet. Yanında mesela böyle bir isim ben ilk kulağıma geldiğinde hatırlıyorum. Ben bu dizi hani şu an görece yeni izledim. İşte son bir ay içerisinde izledim. Daha önceden duydum ben böyle bir dizi olduğunu. Hani hiç değilse işte makaleler falan çıkıyor önüme dizi incelemesi falan diye. Ya da oyuncu seçimi haberleri düşüyor site için bakarken. Ya dedim herhalde bu böyle gene çok dandik CW dizilerinden bir tanesi. Hani çünkü öyle bir ismi var ki His Dark Materials böyle. Bana da şey gibi geldi. Yani hakikaten müstehcen falan diye şaka olsun diye söylemedim. Böyle işte Fifty Shades of Grey falan gibi böyle bir adam var, anladın mı? Onun evet, böyle evet, karanlık evet. Fantazileri var falan. İşte onun tek tek kadın kurbanlarını mı göreceğiz falan. Otomatikman bana böyle bir şey çağrıştırdı yani. Ya bana şey gibi, o böyle hani mesela kraliçeyi de Her Majesty diyorlar ya nedense. Hmm. Hani bacısı. Oradaki hizi de öyle kullanıldığını düşünüyorum ama hani ben toza mı işaret ediliyor acaba bilmiyorum. O yüzden diyorum ya bizim Kuzey Işıkları'sın. Ya Northern Lights koy geç. Niye bu kadar düşünüyorsun? Bir kitaplı mı yerlemesin zaten? Hani zaten Golden yani belki de bu arada hani filmi yaparken o hakkı almışlardır atıyorum. Hani kitap serisinin resmi isimleri buna konulamaz falan demişlerdir. Onlar da loophole bulmuştur. Ama bu kitap serisinde His Dark Materials deniyor ve bunu almamışlar. O zaman bununla ilişkilendirebiliriz demişler ama abicim başka bir isim o zaman hani Lyra de hani Lyra'nın maceraları işte, de. Bak şöyle bir bariz bir pazarlama kurnazlığında fark ediyor tabii insan. İşte bunu konuşuyoruz yani gördüm böyle aa bu neymiş ya böyle saçma isim mi olur falan diye. Sabaha kadar insan meraklı ediyor gerçekten. Yani ben merak edip açıp bakmamıştım ama en azından. Yani wiki kur azıcık az çok hepimizin önünde Google olduğu için artık bunu da gizlemeye gerek yok hani. Arayınca şöyle bir şey öğreniyoruz. Bunun gizleyebileceği yani bunu bilmeyen var mı? Nasıl bilmiyor? Hayır şey yapmayalım diye yok. Hani. Ben bunu biliyordum. Bunu ben biliyordum demiş gibi olmasın diye. Hani Google'dan yazdım ve buldum şu an. Bu His Dark Materials, John Milton'un bir Paradise Lost diye bir şiiri var. Aynı zamanda kitap serisinin de ilham aldığı bir şiir. Uzun bir şiir, epik bir şiir bu. Destansı bir şiir aslında. Orada geçen bir diziymiş. Evet, öyleyse sevgili Deniz zaten izlemiş. O hilekar. Sevgili Aslı ve ben de Aslı'nın da cevabını unuttum çünkü 15 dakika oldu. İzler miydin? Pardon ne demiştin az önce? İzler. Senin de dinlemiştim. Yani. İzlerim ama yani belki de izlerim. Belki de izlerim modunda. Yani bir bölüm daha şans verip bu düzeyde kalırsa bırakabilirim gibi. Yani biraz daha cezbetmesi lazım beni. Aynen öyle. Siz sevgili seyirciler bu diziyi ilk bölümünü izlediniz mi izler misiniz ya da bizim bu tavsiyemiz veya yarı tavsiyemiz üstüne merak eder misiniz falan diye aşağıya yazın. Ayrıca dediğimiz gibi kitabını yalayıp yutmuş yıllardır siz bu seriyi nasıl bilmezsiniz seviyesinde aşağıda kavga edebilirsiniz istediğiniz kadar. Canınız sağ olsun. Sevgili Aslı, sevgili Deniz ve sevgili Ömercan olarak size hoşçakalın diyoruz. Bir başka İBC programımızda belediyenin hizmeti gibi oluyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.